Teşekkür ediyorum hocam. Yani laf olsun diye hocam değil, gerçekten hocam, lisansta. Onun başkanlık yaptığı bir oturumda sunum yapıyor olmaktan ayrıca bir mutluluk duyuyorum. Ayrıca çok değerli isimlere, değerli meslektaşlara böyle bir platformda sunum yapmak mutluluk verecek. Şimdi ben biraz önceki sunum sırasında ilk defa salona bu taraftan bakabildim. Yani başından beri çünkü ön sırada arkam dönük oturuyordum. Görünce biraz elektronik yani bize yönelmiş cep telefonları eşliğinde devam edecek bir sunum olacak anladığım kadarıyla. Benim sunumumda da bekliyorum bu ilgiyi, telefon ilgisini. Şimdi benim konum aslında her kongrede farklı bir şeyler yapmak istediğim için bu kongrede önem verdiğim, bizzat yaşadığım ve uygulamasından da önemli bulduğum bir başlık olsun istedim. Hakan Bey'le istişareyle böyle bir başlık belirledik. Açıkçası uygulamada yani bu tür sorunları yaşayanlar bilir. Bizdeki durum şöyle. Servis görevlisi bana şöyle demişti. Hocam araba işi şans işi. Yani bizde algı daha bu seviyelerde. O yüzden daha kat edecek yol çok. Müsaadenizle ben biraz önce Hakim Bey'in aslında birbirimizden habersiz olarak benzer bir şey yapmaya çalışmışız. Bir tedbir. Bu arada ben sadece kendimi görüyorum şeyi. Slide'ı. Tamam, pardon. Şu tabloda özetlemeye çalışacağım. Çünkü yeni 6502 sayılı kanundan sonra ortaya çıkan genel görünüm aslında şu şekilde özetlenebilir. Yani tüketicinin ayıplı mal ya da hizmet alan tüketicinin sahip olduğu seçimlik haklarla ilgili olarak görüntü toplu biçimde şu şekilde ifade edilebilir. Yine borçlar kanununa paralel olarak ve eski tüketici kanununa paralel olarak 4 temel seçimlik haktan bahsedilmiş. Ancak bunların yöneteceği kişiler açısından eski kanununa göre değişiklikler var bildiğiniz gibi. Şu an yeni kanunda esas muhatap satıcı olarak kabul edilmiş. Fakat onların ve değişim hakları ile ilgili olarak da satıcı ile beraber müteselsil sorumluluk çerçevesinde üretici ve ithalatçıdan talebin yönetileceği muhatap olarak kanunda belirlenmiş. Tabii bunun mefhum muhalefinden ortaya çıkan sonuç bölme ve indirim taleplerinin sadece satıcıya yönetilebileceği, diğer muhataplara yönetilebileceği yönünde. Uygulama açısından özellikle dava dilekçelerinin hazırlanması sırasında oldukça önemli bir nokta, en alt cümlede yer alan, bu seçimlik haklardan herhangi biri talep edildiğinde mutlaka buna, tabii eğer varsa, bir oluşan zararın tazminini de eklemek gerekir. Yani onu bir ayrı bir seçimlik hak gibi değil, bu seçimlik haklara yeri geldiğinde, şartlar oluştuğunda eklenebilecek bir imkan, bir talep hakkı olarak görmek gerekir. Şimdi bu seçim haklarla ilgili sınırlamaları iyi bilmemiz lazım. Çünkü dava dilekçemizi yine hazırlarken bu sınırlamaları bilmeden %100 bir serbestlik içinde yani böyle düşünerek ve uyuşmazlık konusu olayın özelliklerini dikkate almadan taleplerimizi belirlersek yine bir istenmeyen sonuçla karşılaşma ihtimali doğabilir. Çünkü bu talep haklarının, yani seçimlik hakların bazı sınırlamaları var. Dönme hakkıyla ilgili, sözleşmeden dönme hakkıyla ilgili tüketicinin korunması hakkında kanunda bir sınırlama görmüyoruz. Avrupa Birliği hukukundan farklı olarak, yani ayıp ister önemli ister önemsiz olsun dönme hakkı kullanılabilecekmiş gibi bir görüntü var tüketici kanununa baktığımızda. Ama gerek doktrinde gerek yargıta uygulamasında bu konudaki sınırlamanın genel hüküm
niteliğinde değerlendirilebilecek borçlar kanunundaki satış sözleşmesinin 220. maddesinin 4. fıkrasındaki sınırlamanın tüketici hukuk açısından da uygulanabileceği yönünde. Ama bu konuda farklı görüşler de var. Yani şöyle ki 227'ye 4 der ki eğer dönme hakkının kullanılmasını hakim o uyuşmazlığın şartları bakımından uygun görmezse indirim ve onarım indirim ya da onarım seçeneklerinden birini tercih eder ya da buna göre karar verir. Fark ederseniz burada değişim hakkı seçenek dışı kalmış durumda ve hakim duruma göre bunlardan birine karar verir şeklinde bir hüküm var borçlar kanununda. Acaba doğrudan böyle mi uygulanmalı yoksa tüketiciye yine de dönme hakkını kullanmak isteyen tüketiciye buna imkan yoksa ya da hakim bunu uygun bulmuyorsa vakanın şartlarından dolayı diğer o seçimlik haklardan birini serbestçe seçme hakkının verilmesi mi gerekir tartışması söz konusu. Yargıtay'ın ben kararlarına gördüğüm kadarıyla bu sınırlamayı borçlar kanunundaki ne benzer biçimde genellikle kullandığını gördüm. İndirim ikinci seçimlik hak bedelde indirim. Bu hakla ilgili de yine tüketicinin korunması hakkında kanunda bir hakkın kullanımı açısından bir sınırlama ölçütü yok. Burada da yine borçlar kanununun ilgili maddesinde 227'nin 5. fıkrasındaki sınırlama uygulanabilir mi sorusu akla gelir. Burada hükme göre, borçlar kanunundaki hükme göre indirim yerine yani şöyle oradaki kriterde eğer indirilecek miktar bedelin neredeyse tamamına yakın bir miktarsa artık bedelde indirim seçimlik hakkı yerine sözleşmeden dönme ya da işte ayıpsız misliyle değişim seçeneklerinden birisi kullanılır şekilde. Yani buradaki boşluk da bu fıkraya doldurulacağı genel olarak kabul edilir. Ücretsiz onarım ve ayıpsız misliyle değişim hakları açısından ise tüketicinin korunması hakkında kanununda yani 11. maddenin alt fıkralarında bir sınırlama var aslında. Oradaki ifade slide'da gördüğünüz orantısız güçlük çıkarmaması, oluşturmaması şartıyla bu hakların kullanılabileceği şeklinde. Şimdi Yargıtay kararlarına geçeceğim. Bu genel bilgilendirme ışığında kararları birlikte değerlendireceğiz aslında. Şöyle ilk değişim karar 13. Hukuk Dairesi'nin verdiği bir karar 2008 tarihli. Burada yakıt sarfiyatının fazla olması şeklinde bir yani vaat edilen yakıt sarfiyatının üzerinde bir yakıt harcadığı bu şekilde bir ayıbın söz konusu olduğu iddiasıyla açılan bir dava var. Ve bu davada Yargıtay'ın genel yani paralel olarak diğer benzer kanallarında da ifade ettiği bir yaklaşım var. O da şu, bu evet imalattan hata kaynaklı bir problem, bir ayıp. Dolayısıyla burada tüketici sözleşmeden dönme ya da işte ayıpsız misliyle değiştirme haklarını kullanma imkanının verilmesi gerekir tüketiciye sonucuna varıyor bu kararda. Yalnız hem biraz önce değinilen elektronik ürünler açısından hem de otomobiller açısından şöyle bir temel problem var. Bu seçimlik haklardan işte ayıpsız misliyle değişim hakkının kullanılmasını aslında fiilen engelleyen bir durum var. Bildiğiniz gibi cep telefonları hemen her yıl, işte otomobiller birkaç yılda bir değişir. Yani modeller değişir bir pazarlama stratejisi olarak. Ve şimdi ayıbın ortaya çıkması, davanın açılması ve sonuçlanması Türkiye'deki şartları düşündüğünüz zaman bu süreç sonuçlanana kadar model değişmiş oluyor ve dolayısıyla siz ayıpsız misliyle değişim hakkınızı fiilen kullanamaz hale geliyorsunuz aslında. Çünkü karşı taraf diyor ki tamam haklı olabilirsin ama bende ayıpsız misli yok ki. Yani ben sattım, elimde de aynı o senin aldığın modelden herhangi bir araç yok.
Bu savunma adeta otomobil firmalarının ya da işte elektronik ürün üreten firmaların bir bu ayıpsız misil değişim hakkına hakkının kullanılması durumlarında bir kaçış yolu adeta. Yani tüketici açısından baktığımızda bu hakkın kullanımının fiilen engellenmesi gibi bir sonuç ortaya çıkıyor. Ve bana göre, yani kendimi böyle bir davada tüketici yerine koyuyorum, ayıpsız misile değişimin dışındaki seçenekler birçok durumda benim zararımı tam olarak karşılamayabilir. Yani kanunun verdiği bu hakkı ben kullanmak istediğim halde, dediğim gibi bu satıcının pazarlama stratejisinin bir sonucu olarak bu hakkı kullanamayabiliyorum. Tabii bu söylediğim kişisel olarak böyle bakılması gerektiğini düşünüyorum ama aslında Avrupa Birliği hukukunda da Almanya'da da bu hakların kullanımı açısından önemli sınırlamalar var. Yani şöyle ki eğer ilk derecede kullanılabilecek haklar özellikle sözleşmeyi ayakta tutan işte onarım bedelde indirim gibi haklar, ondan sonra sözleşmeden dönme ya da işte ayıpsız misliyle değişim aşamalarına geçiş söz konusu. Genelde böyle bir anlayış var. Bana kalırsa bu durum tüketicinin mağduriyetine sebep olduğu gibi satıcının o ifa ettiği borç açısından daha özenli, daha dikkatli davranmasına da teşvik etmeyen ya da bu konuda onu yeterince zorlamayan bir sonuca sebep oluyor. Yargıtay şöyle yapıyor. Bu ayıpsız misliyle değişim imkanını veriyor ama bir icra iftas kanununun 24. maddesine dayanarak şöyle bir uygulama yapıyor. Evet, ayıpsız misliyle değişim hakkının tüketiciye verilmesi lazım. Hatta bakın şu en altta hukuk genel kurulu kararı var aynı yönde diye ifade ettim. Bu kararda yerel mahkemenin bir direnme kararı var. Mutlaka okumanızı isterim. Aslında burada benim ifade etmeye çalıştığım şeyi çok güzel ifade etmiş. Ve direnme kararı o hukuk genel kurulu kararında da onaylanmış, yani doğru bulunmuş. Dolayısıyla bu seçenek hakkı tüketiciye vermek gerekir. İşte model değişti deyip diğer seçeneklerden hangisini istiyorsun şeklinde bir duruma zorlamamak gerekir anlamında bir karar. Peki gerçekten model değişmiş ve misliyle değişim fiilen mümkün değilse, İşte icra iftas kanunu 24'ten yola çıkarak icra memurunun o misliyle değişim hakkını kullanma açısından işte satıcının adresine gitmesi, orada yoksa böyle bir benzer model, yani o tüketicinin aldığı ve eski yani artık model aynısı yoksa, eğer mahkeme kararında bu misliyle değiştirmesine karar verilen otomobilin bedeline ilişkin bir bedel varsa, o bedel artık alacağın konusu haline dönüşür. Yani misliyle değişim yerine otomobilin ilanda karar verilen bedelinin tahsili gerekir. Eğer ilanda otomobilin bedeline ilişkin bir karar yoksa, bu durumda da icra memuru, müdürü o tarih itibariyle bir raiç değer tespiti yapar. Bu raiç değer tespiti niye böyle göre yapılır ve yapılan o değer tespiti tüketicinin bu mağduriyetini gidermek için yeterli mi? Bunlar flu, yani çok net olmayan alanlar. Dolayısıyla genellikle bu misliyle değişimle ilgili yargıtan yaklaşımı bu. Kararı ver diyor mahkemeye, olsun fiilen o model olmasa bile işte icra memurunun, müdürünün belirleyeceği bedel tahsil edilir şeklinde bir yaklaşım var. Tabii daha önce söylediğim şeyi burada da tekrarlamak istiyorum. Bu formül dahi sizin zararlarınızın tazmini açısından yeterli bir sonucu ortaya çıkarmayabilir. Genelde böyle olur. O yüzden bu seçimlik hakka zararın tazmini talebini de eklemek gerekir. Ve hatta burada bana göre şöyle bir, şu kararda da söz geçiyor. Otomobilin değeri açısından biliyorsunuz bir son model ifadesi var, daha doğrusu değeri var aslında. Yani son, o markanın son modelini ben satın aldım ama ayıplı çıktı, mesele çözülene kadar son model falan kalmadı, yani model değişti. Dolayısıyla bana göre misliyle değişim kararının verildiği tarihte
artık son model, yani vaktiyle verdiği paranın karşılığı olarak aldığı son modeli elde etme şansını yitiren tüketicinin bundan kaynaklı bir zararın da kabul edilmesi lazım. Yani eğer bu yapılmazsa her seferinde o aldığı, daha doğrusu otomobili alırken verdiği paranın işte iadesinden, faiziyle birlikte iadesinden başka talep edebileceği bir şey kalmayacaktır. Bu da birçok örnekte mağduriyetin tam olarak giderilmesi ve kanunun aslında amacının gerçekleşmesi açısından yetersiz olacağı düşüncesindeyim. Bu örnekte sürekli yağ eksiltme problemi araçta yine bir önemli problem olarak ve üretim açık üretimden kaynaklı bir problem olarak tespit ediliyor teknik olarak. Talep burada değişim ya da sözleşmeden dönme, yani bedel iadesinin talep edilmesinin aslında bu seçimlik haklarda sözleşmeden dönme hakkına tekabül ettiğini söyleyebiliriz. Bu tertipli talepleri ileri sürmüş davacılara ve enteresan yerel mahkeme son model aracın teslimi diye bir karar vermiş. Yargıtay da diyor ki şöyle son model aracın teslimi diye bir şey olmaz. Ayıpsız misli varsa onu veririz, yoksa işte o 20. Cennet Kanunu 24'teki kural uygulanır. Sen burada talebi de aşan bir karar vermişsin diyor. Tabii usul hukuku açısından yeterli net şeyler söylemem mümkün değil ama sanırım Yargıtay'ın da bu yaklaşım usul hukuku açısından yerinde. Son model diye bir kararı vermen mümkün değil sonucuna varmış burada. Bir başka karara bakacağız. Burada problem biraz nispeten küçük, jant kapaklarında soyulmalar var. Bundan dolayı misliyle değişim ya da işte sözleşmeden dönme bedel iadesi talebi ileri sürülmüş. Burada işte biraz önce bahsettiğim o seçimlik haklara getirilen sınırlamalar çerçevesinde böyle bir talep, yani işte ayıp karşısında sözleşmeden dönme, işte misliyle değişim, bu kadar sıra dışı ya da işte sert olabilecek karşı tarafta satıcı açısından hakkaniyete uymayan sonuçlar ortaya çıkaracak bir talebi ileri süremezsin ya da işte bu kabul edilemez sonucuna varıyor. Ama ilginçtir, bunu Yargıtay'ın diğer kararlarında da görüyoruz. Yine usul hukuku açısından değerlendirilebilir. Çoğun içinde az da vardır diyerek diğer seçimlik hakların kullanılması ya da işte kullanmış gibi o yönde karar verilmesi yönünde bir yaklaşım var. Yani işte can kapaklarında sorun var. Ben iade edip işte parasını almak istiyorum veya ayırsız misliyle bütün otomobilin aracın değiştirilmesini istiyorum dese bile burada bedelde indirim anlamına aslında gelecek. Jant kapaklarının değeri neyse onun tahsiliyle karar verilebilir der. Yani aslında o seçimlik haklardan bedelde indirime denk gelen bir sonuç ortaya çıkmış oluyor. Bir başka kararda boya kusuru söz konusu. Tabii boya kusuru yani böyle bazen çok küçük bir kusurmuş gibi ifade ediliyor ama biliyorsunuz ki boyalı araç, yani Türkiye piyasasında bayağı şey, yani değeri özellikle bir son model, yani yeni sıfır alınmış bir otomobilse boya kusuru bayağı önemsenen bir şey. Bunun da zararının hesabı ya da varlığı açısından bu algının da bence dikkate alınması gerekir. Çünkü sonuç itibariyle o araç Türkiye piyasasında el değiştirecek ya da bir değer ifade ediyorsa Türkiye piyasasında bu değeri ifade edecek. Boya kusurunun ağırlığını bir teknik olarak tespit ediyor Yargıtay yerel mahkemeye ve ona göre bu seçimlik haklardan işte bedel indirimi uygulanabilir mi, uygulanamaz mı? Buna bu şekilde karar ver demiş bu kararını. Bir Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararı tırgel kayışıyla ilgili bir problem ve motorda büyük problemlere sebep olmuş bu kayıştaki problem. Tabii önemli bir ayıp söz konusu. Dolayısıyla o seçimlik haklardan herhangi birini serbestçe kullanabileceği şeklinde bir sonuca varmış bu kararın sonuç kısmında. Yine bir Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararı.
Şimdi şöyle problemler var ya da yerel mahkemelerde farklı kararların çıkması söz konusu. Hukuk Genel Kurulu'nun ve Yargıtay'ın genel yaklaşımı bu kararda ifade edilmiş. Dava açılmış ama araç kullanılmaya devam edilmiş. İşte o kullanımın karşılığı ne ödemesi gerekir, gerekmez tartışması tüketicinin. Burada Yargıtay bana göre çok isabetli bir yaklaşım söz konusu. Tüketicinin otomobili iade yükümlülüğü ancak sözleşmeden dönmezse şimdi hakkını kullanılması halinde vardır. Çünkü sözleşmeden dönme bildiğiniz gibi sözleşme ilişkisini ortadan kaldırma etkisi yaratacağı için yani sözleşme ilişkisi tasfiyesine yönelik bir seçimlik hak olduğu için ancak bu seçimlik hakla hakkın sonucu olarak otomobilin satıcıya iade edilmesi gerekiyor. Onun dışında seçimlik hakların kullanılması halinde dahi otomobilin kullanılmaya dava süreci boyunca kullanılmaya devam edilmesi bir çelişkili davranış teşkil etmez sonucunu aslında çıkarıyoruz bu karardan. Otomobil iade, hani ben sözleşmeden dönüyorum, otomobil iade etmek istiyorum veya ayıpsız misliyle değiştirmek istiyorum. Bu ihtimallerde bu talep kullanılana kadar ki süreçte otomobilin işte bir rehin ya da haciz işlemine konu edilmiş olması, yani üzerinde takidat bulunması hallerinde bu takidat kaldırılmadıkça sözleşme ilişkisinin tasfiyesi mümkün olmayacağı anlamında bir karar. Dolayısıyla takidat kaldırılmadığı için iadesi, satıcıya iadesi mümkün değildir. Diğer seçim haklar dikkate alınmalıdır sonucuna varılan bir karar. Bir başkasında bedel iadesi yani, ya da otomobilin iade edilmesi ve yani sözleşmeden dönülmesi ihtimalinde o aşamada bir hasar durumu söz konusu olursa otomobilde iade edilecek bedelin hesabında bunların da dikkate alınması gerekir doğal olarak. Bir de iade edilen bedel açısından satıcıdan tüketiciye iade edilen bedel acaba faiziyle birlikte mi iade edilecek? Evet öyle ama o faizin işlemeye başladığı tarih açısından Yargıtay'ın kabulü şu ki otomobil fiilen ne zaman satıcıya teslim edilmişse o aşamadan sonra yani o tarihten itibaren faiz talep edilebileceği yönünde çok sayıda kararın olduğunu görüyoruz. Bir başka hukuk genel kurulu kararı yine biraz önce söylediğim şeye paralel aslında rehin veya haciz gibi bir takidatın bulunmasının etkileriyle ilgili farklı bir içeriği yok. Bu karardaki son karar ifade ilginç. Bana göre isabetli yani daha doğrusu söylemek istenilen, vurgulamak istenilen şey 2 dakikamız kaldı. Bana göre doğru. Otomobilde birçok farklı sorunlar ortaya çıkmış ve diyor ki tüketicinin araca duyduğu güvenin aslında burada araca yerine hani satıcıya ya da sözleşmeye duyduğu güvenin sarsıldığı hallerde artık sözleşme ilişkisinden dönülmesi hakkı yani bu seçim hakkının kullanılması gayet makul bir talep olarak ortaya çıkar sonucuna varmış. Bu karar bilgilerini web sitemden paylaşacağım. Tekrar teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.